Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Faizsiz konut için değerli izleyicilerimiz yeni dönem başladı. Faizsiz konut için yeni dönem başladı değerli izleyicilerimiz. Yasa yürürlüğe girdi. Şimdi bu konuda sizlere detaylı açıklamalarda bulunacağız. Değerli izleyicilerimiz faizsiz konuta devlet güvencesi geldi. Katılımcı sayısı 250.000'i geçen faizsiz konut sisteminde yasal düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yeni sistemde toplam konut satışlarından aldığı %15'lik payın ikiye katlanması hedefleniyor. Faizsiz konut sisteminde yeni dönem başladı. Hükümet katılımcı sayısı 250 bini geçen faizsiz konut sistemini yasal düzenleme ile güvence altına aldı değerli izleyicilerimiz. Faiz hassasiyeti bulunan ya da değerli izleyicilerimiz e, banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklemek istemeyenlerin ilgi gösterdiği bu sistemin toplam konut satışlarından aldığı %15'lik payın İkiye katlanması hedefleniyor. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşların birikiminin iadesi garanti altına alınırken, şirketler fon havuzundaki parayı amacı dışında kullanamayacak. Müşteri 14 günde cayabilecek. Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasına ilişkin yasanın, dün resmi gazetede yayınlanarak, uygulanmaya başlamasıyla değerli izleyicilerimiz faizsiz konutta yeni dönem başlamış oldu. Yasal statünün kazanılmasıyla sisteme güvenin ve sistemin konut ve araç satışlarındaki payının artması bekleniyor. Bu şirketler tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak. Yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt e, alımlarını finanse edebilecek. Müşteri sözleşme imzalamasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilecek. Bu durumda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek. Cayma ve sözleşme fesih hakkına aykırı işlem yapılması halinde 62.500 liradan az olmamak üzere aykırılık oluşturan işlem tutarının 5 katına kadar idari para cezası uygulanacak. Tasfiyede de müşteriye koruma. Şirketlerin birleşme, devir, bölünme, iradi e, tasfiyeleri BDDK denetiminde yükümlülüklerini yerine getirebileceğini ilişkin plan sunması, müşteriye olan yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla gerçekleşebilecek. Şirketlerin aktif e, kalitesinin ve gelir gider dengesinin bozulduğunun tespit edilmesi halinde şirketten ilave tedbirler alınması istenebilecek. Müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratacağının tespiti halinde BDDK kararıyla iradi tasfiye izni iptal edilecek. Fon havuzuna dokunulamayacak. Şirket fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmak zorunda kalacak. Fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek. Şirketler faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek. İzinsiz faaliyette bulunan kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 e 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Kendisine devredilmiş koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu para, senet veya diğer malları zimmetine geçiren şirket yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve diğer mensuplarına 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilecek. Suçun zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde faile 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Değerli izleyicilerimiz 6 aylık uyum süreci. Bugün itibariyle sayısı 100'e ulaşan sektördeki şirketlerin faaliyetlerinin denetim ve düzenleme kapsamına alınmasıyla kurumsal yönetime yeterli mali güce ulaşmaları amaçlanıyor. Şirketlerin kuruluş izinleri bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek askeri askeri asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak bu şirketler yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecekler. Finansal kurumlar birliğine üye olma zorunu getirilirken yasada belirtilen sermayeye ulaşabilmeleri, ama, ulaşabilmeleri amacıyla 6 aylık süre verilecek değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz bu şekilde önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz.